sınavlar yaklaşıyor. Hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin konda. Bu da sana ders olsun. Merhaba çocuklar, ders izleyene hoş geldiniz. Bugün sizinle hal değişimi konusunu öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Maddelerin ısı etkisiyle bir halden başka bir hale geçmesi olayı hal değişimiydi. Isı etkisi maddenin ısı alması veya ısı vermesi olarak karşımıza çıkıyordu ve madde katı, sıvı ve gaz olmak üzere 3 farklı halde karşımıza çıkıyordu. Peki, bir katı maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesi olayı erime olayıydı. Bir sıvının ısı vererek tekrar katı hale geçmesi olayı ise donma olayıydı. Bir sıvının ısı alarak gaz hale geçmesi buharlaşma, bir gazın ısı vererek sıvı hale geçmesi de yoğuşmaydı. Bir gazın ısı vererek doğrudan katı hale geçmesi kıralaşma olayıydı. Bir katının ısı alarak doğrudan gaz hale geçme olayı ise süblimleşme olarak ifade ediliyordu. Burada ikiye ayıralım bu kısmı ve yukarıda gözlemlediğimiz yani erime, buharlaşma ve süblimleşme olayları ısı alarak gerçekleşiyor. Donma, yoğuşma ve kırağlaşma ise ısı vererek gerçekleşiyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Maddelerin tanecikleri 3 tür hareket yapabilirler. Eğer madde katı halde ise tanecikleri yalnızca titreşim hareketi yapar. Eğer madde sıvı halde ise tanecikleri hem titreşim hem öteleme hareketi yapar. Gaz haldeki bir madde ise titreşim, öteleme ve dönme hareketlerinin üçünü de yapabilir. Burada titreşim hareketi dediğimizde katıda madde tanecikleri birbirine o kadar kuvvetli ve o kadar sık bağlanmışlardır ki zaten tanecikler titreşimden başka hareket yapamaz. Sıvılar da akışkan olma özelliğini öteleme hareketinden dolayı kazanmışlardır ve öteleme hareketi sıvıların akışkanlığı da öteleme hareketinden kaynaklanır. Aynı zamanda da titreşim hareketi yapabilirler. Gazlar da akışkan bir yapıya sahipti. Öteleme hareketini dolayısıyla yapabiliyorlar. Isınan bir gaz molekülü gaz taneciği de aynı zamanda dönerek hem titreşim hem öteleme hareketini yapmaya devam eder. Şimdi erime sıcaklığı ve erime ısısı kavramlarını öğreneceğiz. Sabit basınç altında taf bir katı maddenin tamamı eriyinceye kadar sıcaklığı değişmez. Sabit basınç altında saf bir katı erimeye başlıyor ve tamamı eriyene kadar sıcaklığı değişmiyor. İşte buradaki sabit sıcaklık değerine biz erime sıcaklığı diyoruz. Erime sıcaklığı aynı zamanda donma sıcaklığı demektir. Birbirine eşit değerlidir. Çünkü saf bir sıvı maddenin tamamı katı hale geçinceye kadar da sıcaklığı değişmez. Bu sıcaklık da donma sıcaklığı olarak adlandırılır ve erime sıcaklığı donma sıcaklığına eşittir. Peki erime ısısı ne demek? Şimdi ona bakalım. Erime sıcaklığındaki 1 gram saf katı maddenin sıvı hale geçmesi için dışarıdan aldığı ısıya erime ısısı denir. Erime ısısı da tıpkı erime sıcaklığı gibi donma ısısına eşittir. Erime sıcaklığı da donma sıcaklığına eşitti. Biraz önce söyledik. Yani donma ısısını tanımlarken 1 gram saf sıvı diyeceğiz bu kez. Çünkü donma ısısından bahsediyoruz. 1 gram saf sıvı maddenin katı hale geçmesi için dışarıya vermesi gereken ısıya da donma ısısı denir. Bu iki değer de birbirine eşittir. Yani maddenin erime sıcaklığı ile donma sıcaklığı aynı değeri verir. Erime ve donma ısısı da aynı değerdir diyoruz. Ve bunlar ayırt edicidir. Bunu da unutmayalım. Sıvı bir madde ısı etkisindeyken her sıcaklıkta buharlaşabilir. Bu buharlaşmanın maksimum seviyeye ulaştığı duruma biz kaynama diyoruz.
Kaynama sıcaklığı ne demek? Şimdi onu tanımlayalım. Sabit basınç altında saf bir sıvı maddenin tamamı gaz hale geçinceye kadar sabit kalan bir sıcaklık değeri olur. Yani sıcaklığı değişmez. İşte bu sıcaklık kaynama sıcaklığıdır. Benzer şekilde yoğuşma sıcaklığını tanımlayalım. Sabit basınç altında saf bir gaz maddenin tamamı sıvı hale geçinceye kadar sıcaklığı değişmiyor ve bu değişmeyen sıcaklık da yoğuşma sıcaklığı olarak ifade ediliyor. Kaynama sıcaklığı veya buharlaşma sıcaklığı da yoğuşma sıcaklığına eşittir. Burada dikkat ederseniz hal değiştiren maddelerin biraz önce erime ve donmada da bahsettik. Burada kaynama ve yoğuşmada da bahsettik. Sıcaklık değerinin değişmediği. Dolayısıyla şöyle bir yorumlama yapabiliriz. Hal değiştiren maddelerin sıcaklık artışını gözlemlememiz mümkün değil. Yani maddeler hal değiştirirken sıcaklıkları sabit kalır. Şimdi de kaynama ısısı yani buharlaşma ısısı ve yoğuşma ısısı ne demek? Onları tanımlayalım. Kaynama sıcaklığındaki 1 gram saf sıvı maddenin gaz hale geçmesi için dışarıdan aldığı ısı buharlaşma ısısı, kaynama sıcaklığındaki 1 gram saf gaz maddenin sıvı hale geçmesi için dışarıya verdiği ısıya da yoğuşma ısısı deniyor. Ve yine buharlaşma ısısı yoğuşma ısısına eşittir ve maddeler için bunlar yine ayırt edici özelliklerdir diyoruz. Bir maddeye etki eden ısı enerjisini hesaplayabiliriz. Isı enerjisini hesaplarken maddenin kütlesini ve hangi hal değişimindeyse o hale ait olan ısısını alırız. Yani madde eriyorsa erime ısısını, buharlaşıyorsa buharlaşma ısısını almamız gerekir. Burada Q dediğimiz ısı enerjisi, M dediğimiz kütle ve L dediğimiz de hangi hal değişimindeyse o hale ait ısısı. Yani buharlaşma, erime, donma ve yoğuşma ısısı. Hangi hal değişimini geçiriyorsa bunlardan birini almamız gerekiyor. Isı enerjisinin birimini jül veya kalori, kütlenin birimini gram ve bu erime, buharlaşma, donma ve yoğuşma ısısının birimini de jül bölü gram veya kalori bölü gram olarak ifade ediyoruz. Şimdi tabloda bize erime ve donma ısısı verilen farklı maddelere bakalım. Buz, cıva, demir, alüminyumun erime ve donma ısıları verilmiş. Bunlar 1 gram madde için geçerli. Yani 1 gram cıva için 11,28 jül bölü gramlık bir erime ısısı gerekliymiş veya donma ısısı gerekliymiş. Benzer şekilde buharlaşma ve yoğuşma ısılarına baktığımızda da bunlar da 1 gram madde için geçerli. 1 gram alkol için 857,97 jül bölü gramlık buharlaşma ısısı gerekliymiş. Eğer bana soruda 100 gram alkol derse benim bu ısı değeriyle kütleyi çarpmam gerekiyor. Formülde kütleyle verilen buharlaşma ısısını çarparak ısı enerjisini bulabileceğim söyleniyor. O halde 100'de çarptığım zaman burada 85,797 jüllük bir ısı enerjisi gerektiğini bulabilirim. Erime, donma ve kaynama sıcaklığını tanımlarken dikkat ederseniz hep sabit basınç altında diye altını çizerek üzerine bastırarak bunu ifade ettik. Bu sıcaklık değerleri sabit basınç altında değişmezken basınç farkında değişir çocuklar. Yani ortamı değiştirirseniz, ortamdaki basıncı değiştirirseniz bu sıcaklık değerleri de değişecektir. Bunun yanı sıra maddenin saf olması da gerekiyordu. Tanımlarda neydi? Sabit basınç altında saf bir katının, saf bir sıvının saf olduğu vurgusu da yapılıyordu. Demek ki saflığın bozulması da bu sıcaklık değerlerini değiştirir. Bu durumlarda artık erime, donma ve kaynama sıcaklığı ayırt edici olmaz. Bunu ifade edelim. Örnekle devam edelim.
sıcaklığındaki 10 gram demirin tamamının sıvı hale geçebilmesi için demire verilmesi gereken ısı kaç jüldür? Burada formülüme baktığımda L'yi belirlemek için soruya geri dönüyorum. Erime sıcaklığındaki diyor. Demek ki benim demirin erime ısısına ihtiyacım var. Erime sıcaklığında olduğu için erime ısısını kullanmam gerekiyor. Bu ısı enerjisini hesaplarken. Formülde yerlerine yerleştirelim. Kütlem 10 gram olarak verilmiş. Erime ısısı da burada 117,04 joule bölü gram olarak verilmiş. Formülde yerine yerleştirdiğimiz zaman matematiksel hesapta 1 virgül kaydıracağım için 1170,4 jüllük bir ısı enerjisine ihtiyaç varmış 10 gram demirin sıvı hale geçebilmesi için. Erimesi için 5852 jül ısı enerjisi verilen 50 gram saf X maddesinin donma ısısını soruyor bana. Yani LD'yi soruyor. Kütle verilmiş 50 gram ve ısı enerjisi verilmiş 5852 jül olarak. Formülümü yazdım. Q eşittir M çarpı LD. Burada LD aradığım değer. Q'yu yerine yazdım 5852 ve kütle yerine yazdım 50 gram. LD içinde böyle bir bağıntıyla karşılaşıyorum. Her iki tarafı 50'ye böldüğüm zaman LD değerinin 117,04 joule bölü gram olduğunu bulabilirim. Bir önceki soruda demirin erime ısısı verilmişti ve tam olarak bu değerdi. Eğer tabloya bakarsanız X maddesinin aslında demir olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Bu değerleri ezbere bilmek zorunda değilsiniz. Çocuklar, ekstra bir bilgi olarak söylüyorum. Bağlantılı bir soru olduğu için bir öncekiyle bunun demir olduğunu sadece ifade edebileceğinizi, yani tablodaki hangi değere uyuyorsa o madde olduğunu bulabileceğinizi söylemek istiyorum. Bir maddenin ısı ile etkileşimini grafikler yardımıyla anlamamız mümkündür. Bir madde ısı alıyorsa o maddenin grafiğine ısınma eğrisi diyoruz. Isı artışını da artan grafikle gösteriyoruz. Dikkat ederseniz -20 santigrat dereceden 30 santigrat derece ve üzerinde devam eden bir artış var. Bir maddenin ister ısı alsın, ister ısı versin, hal değişimi yaptığı durumları ayırt edebiliriz demiştik. Çünkü tanımlarda ne dedik? Hal değiştirirken kaynama sıcaklığının, erime sıcaklığının, donma sıcaklığının ve buharlaşma sıcaklığının, yoğuşma sıcaklığının tamamında maddenin hal değiştirirken sıcaklığının değişmediğini ifade etmiştik. O zaman burada sıcaklık değerinin sabit olduğu iki durumda da maddemiz hal değiştiriyor demektir. Grafikte iki kez hal değişimi gerçekleşmiş. Birinci hal değişimi, ikinci hal değişimi. O zaman şunu soruda bana söylemek zorunda bile değil, ben doğrudan maddenin katı halden gaz hale geçtiğini, yani burada katı halden burada eridiğini ve bu aralıkta sıvı hale geçtiğini ve burada buharlaştığını, bu aralıklarsa gaz hale geçtiğini belirleyebiliyorum. O zaman erime sıcaklığı ve kaynama sıcaklığını da belirleyebilirim. Bu maddenin erime sıcaklığı X maddesi olsun, eksi 10 dereceyken kaynama sıcaklığı da 30 derecedir. Bir maddeye etki eden ısı enerjisini hesaplayabiliriz demiştik ve Q eşittir M çarpı L formülünü ifade etmiştik. Peki ısı enerjisini yalnızca o formülle mi hesaplayabiliyorum? Elbette hayır. Başka bir formülüm daha var. Q eşittir MC delta T. Bu formülü bana maddenin öz ısısı verildiğinde ya da sıcaklık farkı verildiğinde kullanmam daha kolay olacak. Yani eğer erime ısısı veya buharlaşma ısısı gibi bir değer bilmiyorsam, yalnızca maddenin kütlesi ve öz ısısını biliyorsam, buradaki Q'yu hesaplamam daha kolay olur. Tabii ki sıcaklık farkında vermesi koşuluyla. Şimdi burada ifade edilen Q ısı enerjisi. Bunu zaten öğrendik. Birimi de jül veya kalori. Burada M kütle, C öz ısı
ve delta T'de sıcaklık farkı. Buradaki delta değişiklik demek çocuklar. Yani başka hiçbir anlamı yok. Değişiklik demek sıcaklıklar arasındaki değişiklik. Delta T'yi hesaplayabiliyorum. Delta T'yi hesaplarken de son sıcaklıktan ilk sıcaklığı çıkarıyorum. Böylelikle sıcaklıktaki değişimi ifade edebiliyorum. Ve formülde verilenlerle yerine koyduğumda ister ısı enerjisi, ister kütle, ister öz ısı, ister sıcaklık farkı yani bu fark değerini bulabiliyorum. Şimdi burada delta T'nin iki farklı sonucu çıkabilir. Ya pozitif değer ya negatif değer çıkacak. Burada pozitif veya negatiflik matematiksel anlamda artı veya eksi durumu demek değil. Biz ısı konusundayız ve maddenin ısı ve sıcaklık değişimlerini inceliyoruz. Dolayısıyla artı değer çıkması bu maddenin ısınması, eksi değer çıkması da soğuması anlamına geliyor bizim için yalnızca. Yani ısınma eğrisi artı değer, artış, sıcaklık değeri de artıyor. Soğuma eğrisinde ise eksi değer yani sıcaklık değeri de azalıyor demek. Matematiksel anlamda ifade ettiğim şekilde değil, fen olarak baktığımda eksi değer çıkması ısı vermesi, artı değer çıkması ise ısı alması anlamına geliyor o maddenin. Başka bir ısınma eğrisiyle devam edelim. Katı halde başlıyor madde. Katı halde başlayan maddem belli bir sıcaklık değerine yani erime sıcaklığına ulaşıncaya kadar katı halde devam ediyor. Erime sıcaklığına geçtiğinde artık belli bir süre boyunca sıcaklığı değişmiyor. Yani madde hal değiştiriyor. Hal değişimlerinde sıcaklığın sabit kaldığını söylemiştik. Ve tanım yaparken şöyle söylemiştik. Erime yani bir katının tamamı sıvı hale geçinceye kadar diye tanımlamıştık. O halde tamamı sıvı hale geçinceye kadar erime devam edecek ve sıvı hale geçtikten sonra artık madde sıcaklık artışını sürdürecek. Tekrar hal değişimine belli bir kaynama sıcaklığına geldiğinde, belli bir değere ulaştığında maddemiz tekrar hal değiştirecek. Bu kez de sıvı ve gaz aynı anda bulunacak burada hal değişimi esnasında. Tam bu noktaya geldiğinde ise artık maddenin tamamı gaz hale geçtiği için sıcaklık artışı tekrar gaz haldeyken başlayacak. Burada iki tane formülden bahsettik size. Birisi Q eşittir M çarpı L, bir diğeri de Q eşittir MC delta T. Peki bu formülleri nerelerde kullanacaksınız? Hangi durumlarda kullanmak daha mantıklıdır? Şimdi buna bakalım. Maddelerin hal değiştirdiği durumlarda yani sıcaklık farkı yoksa sıcaklığı sabit olduğu durumlarda sıcaklık farkı yoksa bu formülü M çarpı L formülünü kullanmak benim için daha mantıklıdır. Çünkü maddenin erime ısısını ve buharlaşma ısısını verecek. Ben de kütle ile birlikte ısı enerjisini hesaplayabileceğim. Peki sıcaklık farkının olduğu aralıklarda yani burada sıcaklık farkının olduğu bu aralıklarda burası da şöyle sabit olduğunu farz edelim. Bu aralıklardaysa hangi formülü kullanmak daha mantıklı? Tabii ki MC delta T formülünü kullanmak daha mantıklı. Isı alıyor veya ısı da verebilir. Sıcaklığı artıyor. Sıcaklığı arttığı için delta T hesaplayabiliyorum. Yani ilk sıcaklığı ve son sıcaklığını belirleyebileceğim için bu formülü kullanmak da daha avantajlı. Isı alan maddelerin ısınma eğrilerini çizdiğimizi öğrendik. Şimdi de ısı veren maddelerin soğuma eğrisinin nasıl çizildiğine bakalım. Aslında pek değişen bir şey yok. Bu kez madde gaz halden başlayacak, katı hale kadar devam edecek. Belli bir sıcaklıktaki gazın yoğuşma sıcaklığına kadar sıcaklığının azaldığını görüyoruz. Yoğuşma sıcaklığına ulaştığında artık maddemiz hal değiştiriyor ve tamamı sıvı hale geçinceye kadar bu sıcaklık değeri sabit kalıyor. Yoğuşma sıcaklığında sabit kalıyor. Tamamı sıvı hale geçtiğinde tekrar sıcaklığında
bir azalma meydana geliyor. Bu azalma donma noktasına, donma sıcaklığına ulaşana kadar devam ediyor. Donma olayı ise maddenin tamamı katı hale geçinceye kadar devam ediyor ve madde tamamen katı hale geçtiğinde donma sıcaklığından çıkıyor ve tekrar sıcaklığı azalmaya başlıyor. Aslında hem ısınma hem soğuma eğrisi aynı grafik birbirinin tersi gibi görünüyor. Sadece bu grafikler bana maddenin ısı verip ısı aldığı ile ilgili bilgi veriyor. Çok karmaşık bir durum yok. Bir ekleme yapmak istiyorum. Bazen size sorularda burası sıcaklık olarak verilirken burası da ısı olarak verilir. Burada verilen ısı değeri sıcaklık farkını burada hesaplarken burada da o madde hal değiştirirken maddeye vermeniz gereken ısı veya maddenin dışarıya vermesi gereken ısıyı bu aradaki farkı bularak ifade edebiliyorsunuz. Bu birazcık daha az seyrek olarak karşınıza çıkacak bir soru tipi. Ağırlıklı sıcaklık zaman grafikleriyle karşılaşacaksınız. Böylece bu ders konumuzun da sonuna geliyoruz. Bu videomuzun da sonuna geliyoruz. Bir sonraki derse kadar kendinize ve tabii ki peninize çok iyi bakın. Hoşça kalın.